1995 yılının yaz ayı. Şahane bir yıl, yaz güzel gidiyor ve bizim her hafta İsrail'den kumara bir dünya müşterimiz geliyor. Biz bunlara junket diyoruz. O hafta da öyle oldu. Perşembe günü biz arabaları, limuzinleri, lüks minibüsleri yolladık. Havaalanından 200 küsür tane kumarbazı aldık, otele getirdik. Bunlar otele girdiler. Bavullarını bıraktılar. Check-in yapmak için resepsiyona geldiler. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Check-in de yaptırdılar. Burada da bir sıkıntı yok. Sonra puf! Hepsi yok oldu. Kayboldu oğlum. 200 tane adam otelde buhar oldu. Ya şimdi kumarhane tarihinin en acayip hikayelerinden birini anlatacağım. Ama önce sen şuradan bir abone ol. %85 beni seyredenler, abone olmayanlar. Siz bir abone olun da bu hikayeyi anlatayım. 200 tane adam buhar olmadan tam 2 hafta öncesine dönmek lazım. 2 hafta önce daha yeni müdürüm o sene, 95 yılı. Böyle canla başla koşturuyorum falan. Öğleden sonra uyuyorum çünkü gece çalışmışız. Dur 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 telefon çaldı. Bizde cep telefonu var. Zengin şirketiz, kumarhanede çalışıyoruz. Bir baktım genel müdür arıyor. Genel müdür, buyurun dedim. Uyuyor musun? Yok dedim efendim, uyur muyum? 24 saat ayaktayım. Nah, uyuyorum oğlum. Uyuyorum öğleden sonra. Sabah gelmişim 9'da otele. Neyse. Dedi ki Serdar, yeni bir kumarhane açıyoruz. Hemen dedi hazırlıklara başlayın. 2 hafta sonra İsrail'den ilk grup kumarhaneye girecek. Şimdi uyku serseriyim. 2 hafta sonra kumarhaneye grup gelecek. Yeni kumarhane açıyoruz lafları çok birbiriyle örtüşmüyor. Anlamadım efendim. Tamam dedi. Şimdi seni dedi arayacak arkadaşlar dedi. Detayları onlarla bakarsın dedi. Tak kapattı. Herif koca kumarhaneler zincirinin genel müdürü. Detaylarla uğraşacak zamanı yok. Kapadı. 5 dakika sonra bizim Kadir aradı. Dedi ki Serdar, Merit Otelleri o sene ilk defa bir resort işletmesi almış. Nerede? Belek, Antalya'da. Ben o zaman neredeyim? Rönesans Antalya Belek, pardon, Belgibindeyim. O zaman en güzel oteli. Belek'te yapılan, o zaman liman yaptığı bir oteli Merit Otelleri olarak bizimkiler kiralamışlar. İşletmeyi açacaklar. Biz de orada kumarhane kuracağız. Buraya kadar sıkıntı yok. Ama bir kumarhaneyi nasıl kuracağız? Normalde kumarhane dediğin şey, yani evini badana boya yaptırsan 3-5 gün belki bir hafta sürer. Kumarhanede takdir edersiniz ki böyle zart diye açılan kapanan bir şey değil. Kadir dedi ki atla dedi sen otele git şeye Bele'ye. Orada dedi otelin genel müdürünü bul. Onunla dedi bakın dedi kumarhaneyi nereye kuracaksanız kurun. 2 hafta sonra dedi grup geliyor. Dedim ki Kadir dalga mı geçiyorsunuz? Yani ulan halısı nerede? Bunun kameraları mameraları yok mu? Olmayacak mı? Personeli nereden bulacağız? Masaları neyimizle yapacağız? Rulet masası dediğin şey, abi şuradan bana bir iki rulet masası yap denen bir şey değil. Bunun tekerleğini bulmak 15 gün, 20 gün. Neyse biz zincir şirketiz. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Atladım arabaya, Bele'ye doğru yola çıktım. Yoldan da birkaç arkadaşı aradım. Ya dedim birader haberiniz var mı dedim yeni bir kumarhane açıyormuş falan. Ya dedi evet haberimiz var bize de söylediler. Sen dedi personel lazım olursa bize haber ver biz sana personel göndereceğiz. Bunlar kim? Diğer kumarhane müdürleri. Ulan 2 hafta sonra kumarhane açacağız ben otele doğru gidiyorum. Buraya kadar daha kafam o kadar karışık değil. Oteli sonra buldum. Cep telefonumuz var ama navigasyon yok. Neyse Belek'te kocaman bir otel limak yapmış. Abi dediler şu ilerideki otel. Anam bir girdim oraya. Yolda kamyonlar o bu falan filan. Otelin önünde bir karmaşa var. Ulan otel açık değil ki. Otel daha açılmamış. Açmaya çalışıyorlar. Neyse arabayı bir kenara koydum. İçeriye daldım dedim genel müdür nerede? Dediler ki abi şuralarda koşturuyordu. Adamcağızı buldum. Adam kan ter içinde. Ona da demişler ki bu oteli 2 haftada açacaksın. Merit Otelleri'nin ilk resortu bu arkadaşlar. O zamanlar Merit zinciri sadece şehirlerde var. Nerede var? İstanbul'da var, Ankara'da var, orada var, burada var. Ama herhangi bir resortumuz yok. Yani bugünkü anlamda böyle tatil köyü konseptinde bir işletmesi yok. Ya iyi ki buymuş. Genel müdürü buldum, adam burnundan soluyor. Dedim abi ben Serdar. Dedi ki hangi Serdar? Dedim abi ben Kozmos'tan geliyorum. Net Holding'in. İki kumarhane şirketinden biri. Dedi birader çabuk söyle dedi işim var gücüm var. Abi dedim hayırlı olsun otel açıyor musunuz? Dedi açıyoruz. Biz de dedim içine kumarhane açacağız dedim. Adam bana böyle baktı.
adam bana öyle bir baktı ki ben o anda gerçekten çok boktan bir durumda olduğumuzu anlamadım. Hissettim. Çok fena durumdaydı. Oğlum manyak mısın sen dedi bana. Benden büyük. Siktir git dedi ya manyak mısın ben dedi burada canımla başımla uğraşıyorum. Git dedi başka yerde dalga geç dedi falan. Yok abi dedim ben dedim Kozmos'tan geliyorum. Kumarhane müdürüyüm. Ben dedim buraya kumarhane açmaya geldim. Ne zamana? Siz dedim 2 haftaya açıyor musunuz? O zamana. Lan dedi ki biz zaten dedi 2 haftaya açıp açmayacağımızı bilmiyoruz. Bu otel dediğin şey bilmem kaç yüz dönüm, bilmem kaç bin oda, yok ağacı var, havuzu var, personeli var falan. Bu böyle hani kapıyı açtık hayırlı olsun bir tane böyle bakkal dükkanı değil. Adam haklı. Neyse ben adamı çok kızdırmadan içeriye doğru daldım. Bizim teknik ekibi de toplamıştım yanıma. Teknik ekip dedim diyor Hüseyin. Bizim Rönesans'ta Hüseyin kulakları çınlasın. 10 numara adamdır. Adama de ki Hüseyin yarın bu salonun layout'unu, yerleşimini şöyle şöyle değiştir de ertesi gün bir gelirsin adam sana başka şekle çevirmiş kumarhaneyi. Öyle de yetenekli bir çocuktur. Neyse biz Hüseyin dolaşıyoruz. Yanıma da bizim müdür yardımcısı pitbos çocukları da aldım. Otelde mal mal dolaşıyoruz. Kimse bizle ilgilenmiyor. Gelen müdüre bir daha yanaştım. Herif hakikaten çok sinirli. Abi dedim bak ben dedim buraya kumarhane açmaya geldim. Vallahi dedim açacağım. Ya dedi kim yolladı seni dedim bizim şirketin genel müdürü. İsmini söyledim. Ha dedi dur ben bir arayayım dedi öyle şey olmaz dedi. Aradı böyle konuştu. 10 dakika sonra suratı kıpkırmızı geldi. Vallahi dedi gidin kendinize bir yer bulun buraya kumarhane açın dedi. Ayda. Oğlum otel dediğiniz şeyin açılışları çok zor olur. Hakikaten sıkıntılı olur. Her şeyde bir eksiklik olur. Ve Net Holding'in ilk resort açılacağı için, içine de kumarhane kurulacağı için her şey yarım yamalak olur. Vallahi öyle olur. Neyse biz otelin içinde dolaştık falan filan. Bir yer dedik ki burayı yapar mıyız? Dediler ki orası bilmem ne restoranı. Burası olur mu dedik. Orası bilmem ne konferans salonu. Burası dedik falan filan. Sonra kimsenin içinde gezmediği bir yer bulduk kendimize. Herhalde böyle bir 600-700 metrekarelik bir alandır. Hüseyin dedi ki abi buraya kurarız dedi. Ulan sirk gibiyiz lan. Kamyonlar yanaşacak. İçinden çadırı kuracağız. Maymunlar, şaklabanlar, soytarılar, hokkabazlar. Amına koyayım. Biz kumarhane kuracağız. Bunun kablosu var, kasası var, slot makineleri var, elektriği var falan. Hüseyin'e baktım. Hüseyin dedi ki, abi dedi yaparız. Ama dedi kameraları kuramayız. Dedim kasayı nereye koyacağız? Kasa dediğimiz cash desk. Yani böyle kumarhanelerde gitmeyenler için söylüyorum. Böyle cam mekan içine geliyorsun, para bozduruyorsun. Arkasında böyle kasiyerler var falan ya orası. Abi dedi ben şuraya alçıbandan yaparım bir tane dedi. Tamam dedi Hüseyin yap anasını satayım. Gelen müdüre geri döndüm. Dedim abi biz yeri bulduk. Neresini bakayım dedi. Gösterdik. Ulan burası neresi dedi. Adam da bilmiyor. Adamı da oraya göndermişler. Daha adam otelin tamamını bilmiyor. Burası neresi dedi. Sordu soruşturdu. Bir boka yarayan bir yer değilmiş. Tamam yapın dedi. İyi. Yaptık. Başladık abi. Şimdi zannetmeyin ki ben böyle 6 ayda bir sene bir kumarhane falan açan bir adam değilim. Daha yeni müdür olmuşum. Bizde zaten kumarhaneleri yapar mimari ekip falan filan. Biz sonra oraya gider işletiriz. İlk defa bana pasladılar burayı. Sonradan anladım niye olduğunu. Çünkü aklı selim, tecrübeli müdürlerin hiçbir tanesi bu işe girmemişler. Bir salak Serdar varmış daha yeni müdür kendini kanıtlayacak ya. Bu salağa demişler ne verirsek yer git demişler aç. Baba biz oraya daldık. Şimdi metrekaresini hesapladık şu bu falan. Dedim kaç kişi geliyor? 200 küsür tane İsrail'den. Kumarbaz gelecek otele. Tamam dedim abi. Bize 3 tane rulet masası, 4 tane blackjack masası, 2 poker masası dedim. Pardon. Slot makinelerini az tutalım. Zaten dedim bunlar İsrailli canlı oyun oynarlar. 15 tane de slot makinesi bulursak dedim biz bu işi kotarırız. Tamam. Hüseyin dedi ki abi tamam. Biz oturduk kağıdın üzerine çizdik salonu. Üzerlerine masaları koyduk. Şudur budur falan filan. Tamam dedik plan bu. Buna göre biz bunu yapacağız. Bir sıkıntı var. Elimizde ne masa var ne makine var. Ya hayda. Hüseyin dedi ki abi dedi tamam da makineyi masayı nereden bulacağız? Şimdi Antalya'da benim Rönesans'taki otelin deposunda 2-3 tane masa var. Her kumarhanede de böyle yedekte orada burada ya da eski masalar vardır. Hemen telefona sarıldım. Ankara, İstanbul, Alanya, Mersin, İzmir kim varsa aradım sağ olsun. Herkes abi dedi bende bir masa var, şu var, bu var.
wheel sıkıntı. O rületin üstündeki o tekerlek çok pahalı bir alet ve onlar kolay kolay bozulmazlar. Allah'tan 3 tane araya soraya bir haftada bulduk. Makina. Pah. Dedim ki oğlum bizim kumarhanedeki makinelerin yarısını kullanmıyorlar. O zaman makineler böyle janjanlı cuncanlı değil böyle. Çilek dönüyor, elma dönüyor, armut dönüyor. Eski tür slot makinesi bunlar. Kollu. One hand bandit dedikleri böyle eski usul. Tamam onlardan dedim sökeriz buraya 15 tane takarız. Hüseyin dedi ki abi 10 numara. Kamera dedim siktir et kablo mablo çekemeyiz. Eski bizim bozuk kameralardan tavanlara çakın. Sanki kamera varmış gibi yapalım da herifler en azından rahat olmasınlar. Tamam. Hüseyin dedi ki abi dedi ben buraya kasayı başlıyorum falan filan derken biz abi hurra kumarhaneyi yapmaya başladık. 15 günde. Yaptık mı? Vallahi yaptık. Burasını uzun anlatmayayım. Hakikaten biz o masaları, tekerlekleri, kasaları, her şeyi bulduk. Makineleri, onları bunları yerleştirdik. Kumarhaneye benzer 600 metrekare. Yerde halı olduğu için de yırtarız. Hani böyle kumarhane halıları renklidir falan filan. Tepeye de spotları, mupotları çaktık. Kumarhanemsi bir şey yaptık. Açılışa 2 gün var. İsim listesi geldi İsrail'den. İsrail'den de bunları bize getiren bu cankıt deriz biz bunlara. Bir daha anlatayım. Kumar oynama amaçlı şehir, yurt içi veya yurt dışı seyahat eden gruplara cankıt denir. Ve bunları organize eden bir adam vardır. Bu İsrail'den getirenlerin başında da David var. David bizim yıllardır Netholding'de çalışan, ben daha kısa pantolonla gezerken bu işleri yapan acayip bir abimiz. Dedi ki Serdar, oğlum dedi bu yeni otel nasıl? Dedim abi şahane. Hadi canım dedi ya. Vallahi değişiklik oldu dedi. Rönesans'tan sıkıldı insanlar dedi. Rönesans yaz otelleri arasında Türkiye'de o yıllarda bir numara. Biz niye onları buraya getiriyoruz? Çünkü Merit'in. O otele otel parası bayılmamak için bunları buraya getiriyoruz. Merit'in ilk resortu. Ulan dedim ki Rönesans'ta her şey şahane. Açık büfe diyorsun, bilmem ne havyar diyorsun, somon füme diyorsun. O bu 42 dakikada geliyor. Biz kumarhaneyi yaptık. Otelciler de dışarıda çalışıyorlar. Böyle. Birileri kablo çekiyor, birileri odaya yatak götürüyor, birileri bahçedeki ağaçları iple bağlıyor rüzgardan uçmasın diye, birileri havuzu dolduruyor falan filan. Neyse abi. İsrail'den grup listesi geldi. Baktım. Çok önemli müşterilerden 3 tane var. Diğerlerini tanımıyorum. David'e dedim ki, ya David dedim bak burası yeni açılıyor. Sıkıntı olursa falan. Yok abi dedi ya. Hepsi zaten seni tanıyorlar. Ne olacak dedi. Geliriz dedi. Oynar gideriz dedi. Küçük grup bu dedi. 200 kişi hakikaten küçük bir grup. Normalde bize hafta sonları 1000 kişilik, 1500 kişilik İsrail'den o tarihlerde kumar oynamaya gelen milyonlarca dolar bırakan insanlar ve gruplar vardı. Bu onların yanında küçük olanlarından biri. Sonra ne mi oldu? Şöyle oldu. Uçaklar indi. Otobüsler, limuzinler, her yer havaalanına gönderdim ben herkesi. Ondan sonra otelin resepsiyonunda grubu bekliyorum. Grup geldi. İçeri girdiler, otele bakıyorlar. Bu arada bizim Meriççiler yani otelciler, abi heriflere helal olsun, oteli sanki otelmiş gibi göstermeyi başardılar. Yani oteli bayağı bir adam ettiler. Bir ağaçlardan bir iki tanesi uçtu. Ne bileyim halılardan birkaç tanesi bir şey oldu, metrekaresi yetmedi falan ama restoranı açtılar, mutfaklar çalışmaya başladı. Abi mutfak şefi, otelin. Mutfak şefleri kraldır otellerde. Herif 1000 kişiye yemek çıkarıyor. Yanında 150 tane adam çalışıyor. Herif böyle var ya, yanaşamazsın o adam. Normalde de yanaşamazsın. Bu otelde hiç yanaşamazsın. Adam diyor ki ulan diyor burada diyor ben diyor kahvaltı çıkarmam diyor. Bilmem kaç oyun çıkaracağız falan. Ama adam yaptı abi. Neyse. Bizimkiler girdiler bakıyorlar. Aa yeni otel. İlk biz kalacağız. Çok güzel. Heyecanlılar falan. Check-in'i yaptılar. Pasaportları verdiler. Kartları aldılar. Ben grupların nasıl davrandığını biliyorum. Ben kumarhaneye geri döndüm. Dedim ki çocuklar bunlar 15 dakikaya gelirler. Neden mi? Çünkü bu İsrailliler hiç öyle deniz, güneş, yok yemek memek umurlarında değildir. Daha otele girdikleri dakikada kumarhanenin yolunu tutarlar. Ta ki dönünceye kadar. Ben 4 gün, 4 gece, 4 gün uyumadan kumar oynayan adamlar tanıyorum. Neden? Çünkü bu adamlar hasta. Bu parayı bırakmazlarsa rahat etmeyecekler. Odalarına doğru yürüdüler. Birkaç tanesi hemen kumarhaneye koştu. Bavulları falan karısına verdi. Onlar direkt kumarhaneye koştular. Bunlar grupta kaybolmayan
3-5 tane şanslı adam. Ya. Biz kumarhaneye döndük. İşte bu adamlar girdiler falan 5-10 kişi. Kalanlar da odalarına eşyalarını bırakacaklar. Geri gelecekler. Aradan yarım saat geçti. Bir saat geçti. Ulan gruptan hiç ses seda çıkmıyor. Bunlara sordum. Dedim ki birader dedim sizin adamlar nerede? Abi dedi yeni otel ya dedi geziyorlardır dedi ama o da inanmıyor. Adam kendi arkadaşlarını biliyor. Onlar bavulu atar abi. Yüzünü bile yıkamaz. Tuvalete de gitmez. Tuvalete kumarhanenin tuvaletinde gider. Böyle hasta kumarbaz bunlar. Yok. Adamlar bir saat, iki saat yok. Resepsiyonu aradım. Resepsiyon diyor ki herkes odasına gitti. Adamlar yok. Onlar da yok diyor. Bizimkiler de yok diyor. 200 tane adam buhar oldu mu? Ben bir panikledim mi? Ulan dedim bir şey oldu. Dedim ki resepsiyona. Oğlum bu normal bir şey değil. Bu adamlar dedim en kötü yarısı dedim 10 dakika içinde kumarhaneye düşerler. Dedim bunların odalarına adam gönderin. İşte kıyamet orada koptu. Ya. Odalarına adamlar gitti. Bir baktılar ki kapılar kapalı. Öbür taraftan da açılmıyor. Adamlar içeride kapıları yumrukluyorlar. Bir kısmı da balkonlara çıkmış. Zemin kattan bunları oda vermedik. Oralar daha hazır değil diye üst katlardan verdik. Adamlar balkonlardan İbranice ana avrat sövüyorlar. Bize, Merit'e, Türkiye herkese sövüyorlar. Neden? Odaya girmişler. Odaların arka kapılarındaki kulplar takılmamış. Ah dersin, resepsiyonu ara şuradaki telefonla. Telefon hatları bağlanmamış. Adamların hepsi odalarda mahsur kalmışlar. Ve bunlar kumarbaz. İçeride kaldıklarından dolayı değil, kumar oynayamadıklarından dolayı sinirliler. Abi kapıları açınca görevliler, bunlar vaa diye kumarhaneye geldiler. Benim ağzıma sıçtılar. Bağırış, çağırış bilmem ne ama ilk hastalar hemen masalara yöneldi. Dediler ki kapıları tamir edin, biz burada oynarız. Birkaç tanesi ben bu otelde kalmam dedi, bunlar akıllı olanları. Hayatta dedi ben burada kalmam ve bunların içinde de 3 tane o VIP'in 2 tanesi var. Neyse onları limuzinlere bindirdik abi. Bir tanesini Antalya Sheraton'a, orası da bizim kumarhaneydi. Bir tanesi de Rönesans'a gönderdik ama adam yine sinirli, neden? Zaman kaybetti. 8-9 saat kumar oynayamadı. Kalanlara işte yemek verdik, içki miçki verdik ama onlar içkiden etkilenmezler. İçmezler de fazla. Çünkü bunlar 4 gün kumar oynayacaklar. Neyse kumarhaneyi açtık. Kumarbazlarımıza kavuştuk. Onlar da kumarlarına kavuştular. 1995 yılında izinleri nasıl alındı, o alındı, bu alındı falan bilmeden 2 haftada bir kumarhane nasıl açılır? İşte hikayesi bu. Normalde nasıl açılır? İzinler, yasal denetim, kumarhane bilmem, bakanlık, şu, bu, cart, curt falan. Böyle açılır. 1995'te beni arayın, size 2 haftada kumarhane açayım.